farklı bir başarı öyküsü. Gürsoy Şirketler Grubu Sayın Ergun Gürsoy. Gürsoy Şirketler Grubu 1974 yılında Mepar Nakliye, Gürsoy İnşaat, FL Madeni Yağlar, Getsa Turizm Seyahat, AGY Gıda, Gürsoy Sigorta gibi farklı farklı şirketleriyle gururla ülke ekonomisine katma değer vermenin haklı gururunu taşımaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergun Gürsoy, başarısını bizlere bakalım nasıl anlatıyor? Ergun Gürsoy, 1945 Trabzon doğumlu. İlk öğretimini, lise öğretimini Trabzon'da yapmış. Trabzon Lisesi mezunu. Trabzon'daki hayatı boyunca spor yapmış. Lise çağlarında birkaç branşta yarışmacı olmuş. Lisanslı spor, amatör sporculuk yapmış. Sonra üniversite tahsil için İstanbul'a geldiğinde İstanbul'da da ilk önce Türkoloji, Türk Dili ve Edebiyatı İstanbul Üniversitesi'ne girdim. Orada 2 sene okudum. Gayet iyi bir okuldu. Bana da kattığı değerler var. Ama sonradan oranın okul ağırlığı, ekonomik getirisinin az olması beni iktisata ve işletmeye cezbettirdi. Ve ondan sonra da işletme bölümünden mezun oldum. İşletmede okurken de Koç Grubu'nda pazarlama uzmanı olarak çalışmaya başladım. 68 yılında başladım bu. Hem okuyordum hem de çalışıyordum. Yöneticilerim de beni çok seviyorlardı. Sonra işte Türkiye'de otomotiv sanayinin amiral gemisi olan Tofaş kuruldu. 70 yılında orayı kuran İnan Kıraç giderken 10 kişilik ekibine beni de aldı. 74 yılına kadar çalıştım fakat benim böyle ele avuca sığmazlığım onların da dikkatini çekti. Biraz da şirket düzenini kendi tarzımla bozduğumu herhalde hesap ettiler ki bana lojistik işinde başarılı olabileceğimi, o işin de o zaman yeni başladığını, buna girip girmeyeceğimi sordular. Tabii o kadar büyük sermayem yoktu. Biraz onların katkısı, biraz benim birikimlerimle bir arabayla, bir treyleyle otomobil taşıyıcılığına başladım. Yani ototaşıyıcılarla otomobil taşımaya başladım. Zaten Tofaş'ta çalıştığım yıllarda da bu işe bakıyordum. Ama o zaman karadan taşıtıyorduk otomobilleri. Karadan ki kastım şu, şoförlerle taşıtıyorduk. Bu da çok tehlikeli ve arabaların yeniliğini bozuyordu. İyi bir karar aldılar. Avrupa'da da bu böyle tırlarla yapılıyordu. Neyse bir arabayla başladık. Bugün 2010 bitti. Benim de 250 tırlık bir filom var. İlk olarak nakliye sektörüne adım atan Gürsoy Şirketler Grubu 1976 yılında en köklü kuruluşlarından biri olan Mepar Nakliyat firmasını gururla kurdu. Ülkemizdeki otomobil fabrikalarına yurt içi ve yurt dışı kara taşımacılığı alanında hizmet vermek amacıyla kurulan Mepar Nakliyat, kurulduğu günden itibaren oto nakliye filosunu sürekli geliştirerek hem Gürsoy Şirketler Grubu'nun lokomotif firması haline geldi, hem de ülkemizin en önemli otonakliye kuruluşlarından biri oldu. Vallahi Mepar, benim daha önce Gürsoy Ototicaret diye halen devam eden bir şirketim var. Mepar'ı da Galatasaray'da kaptanlık yapmış Muzaffer Sipahi ile Muzaffer Ergun baş harflerinden Mepar diye kurduk. 6 sene ortak çalıştık. Bu parça nakliyesi yapıyordu o zamanlar. O para parça taşıyordu. 6 sene sonra Muzaffer Ebru Nakliyat diye kendine bir şirket kurdu ve ayrılmak istediğini. El sıkıştık, öpüştük, ayrıldık. Ama ben uğursuzluk olur diye
Mepar ismini değiştirmedim. Öyle devam ediyorum. Şirketi tabii kat kat büyüttük. Çok büyüttük. Efendim. Mepar olarak devam ediyor. Diyoruz bu sene bayağı başarılı bir yıl geçirdik. Mesela 225 bin kadar araba taşıdık. Bunları nereye taşıyoruz? Türkiye'nin tüm bayilerine artı limanlara ihraç edilen arabaların tamamını limanlara taşıyoruz. İş yaptığımız şirketlerden ödül ve teşekkür aldık. Bu da bizi mutlu etti tabii. Bunun yanında inşallah bu sene vergi dairesinden de bir ödül almayı bekliyoruz. Ben TOFAŞ'ın %70'e yakınını, Ford'un da %50'sine yakınını, ki bunlar birinci ve ikinci oldular Türkiye otomobil piyasasında. Avrupa'da da dereceleri olan iki kuruluş modern arabalar üretiyorlar, ihraç ediyorlar. Bunların parçalarını ve otomobillerini tüm yurda taşıyoruz. Bunu 36 yıldır, 37 yıldır yapıyoruz. Burası benim, bizim buramız ve genel merkezimiz. Ford fabrikasının yanında bir alanımız, orada özel benzin istasyonumuz, yani filo benzin bayisiyiz aynı zamanda Opet'in. Bursa'da organize sanayide bir 50 dönüm yerimiz ve 7000 metre kapalı alanımız var. Hemen TOFAŞ fabrikasına 500 metre mesafede. Buralarda arabaları park ediyoruz, zaman zaman depoluyoruz. Zaman zaman da burada ihtiyaçlarını, servis ihtiyaçlarını gideriyorlar. Çok Türkiye çapında çok önemli bir Ford kamyon servisimiz var. Bütün Türkiye'ye hizmet veriyoruz. Yani modern bir şekilde mesela Kayseri'de yolda kalan bir arabamızı buradan ekibimiz gidiyor, yedek motor getiriyor, 2 saatte takıyor. Araba bizim olsun veya halktan birinin olsun, o yoluna gidiyor. Şeyini boşaltıyor, yükünü. Dönüp Bursa'dan geçene kadar kendi motoru hazır oluyor. Bizim motorumuzu alıyoruz, onun motorunu takıyoruz. Ve 3-4 kere de Türkiye birincisi olduk. Halen de Ford'un sayılı servislerinden birisiyiz. Şu anda 500 kişiye istihdam ediyoruz. Bu 500 kişi de aldığı, yani beyaz yakalı olsun, mavi yakalı olsun çalışanlar aldığı ücret kadar da sigortalıdırlar. Bizim için büyük bir yük ama bunun bizim lehimize, uzun vadede bizim lehimize olduğuna inandık. Kimseyle sürtüşmemiz yoktur ve gayet gururlu bir şekilde alnımız açık işimizi yapıyoruz. Geçmişte vergi rokatmanlıklarımız var. Bunun için de iftihar ediyoruz. Bunu neden söylüyorum? Biz iyi hayat yaşıyoruz. Evimiz, barkımız, bindiğimiz arabamız, teknemiz. Yani bunlara binerken hiç kimseden utanarak bir nazar beklemiyoruz. Neden? Zamanı geçmişte paramızı kazanırken Türkiye'de onure madalyalar almışız. İşte şunlar bizim hep alın terlerimiz. Her sene 36 yıldan beri bir şirketin 5-6 kriz senesi hariç hep kar etmiş olması bizim gurur vesilemiz. Çocuklarımıza bırakacağımız hatıramız, diğer iş adamlarına da övünerek bahsedeceğimiz durumumuzdur. Bundan da belki çok zengin olamadık ama hakkıyla mesleği belli olan mal varlığımızı da gururla kullanabiliyoruz. Türkiye'de Ford fabrikaları çok gelişti. Eskişehir'de Ford'un yılda 1000 arabaya yakın aylık üretimi var. Bunlar eskiden otomobilde olduğu gibi şoförlerle taşınıyordu. Şimdi yeni bir genel müdür atandı Ford'a ve bundan sonra bu treylerlerin, kamyonların da tırla nakledileceğini bize söyledi. Teklif aldılar. Zannediyorum bundan sonra bu 1000 arabanın nakliyesini ben ve partnerimiz olan Ağaçlı beraber taşımayı düşünüyoruz. Bunlar için de özel treylerler yapacağız. Aşağı yukarı 1000 araba bütün Türkiye'ye dağılacak. Bunu da yarı yarıya taşıyacağız. Biliyorsunuz insanın başına olaylar geldiği zaman bunlardan tecrübe ediniyor. Aşı olduğunuz zaman mikroba karşı bağışıklık kazanıyorsunuz.
bin nasihat bir musibetten evladır yahut artık bunu nasıl söyleniyorsa benim anlatmak istediğimi anladınız. Daha evvel bir kriz geçirdi Türkiye. Bu Avrupa'da olan kriz bayağı Avrupalıları perişan etti. Bizde de devlet büyüklerimiz kalktı, bizi teğet geçti dedi. Herkes güldü. Ama gerçek bu ki hakikaten teğet geçti. Antrenmanlı ve aşılı olduğumuz için bu krizi gayet güzel bir şekilde atlattık. Benim Trabzonluğum inkar edilmez. Bunu hiçbir zaman ne ben inkar ettim ne millet inkar etti. Galatasaray'da genç bir yöneticiyken bile benim olduğum yönetim kurulu toplantılarında hiçbir surette Galatasaray aleyhinde tek kelime konuşulmamıştır. Ve iyi bir Trabzonlu oldu. Hatta Trabzon yenildiği zaman beni arkadaşlarım kırgır geçerlerdi. Aa, baksana sizin takım yenilmiş diye. Halbuki ben Galatasaray'ın as başkanıyım. Ama oradaki diğer arkadaşlar, hatta başkanlarımız bile bana takılırlardı. Yani ben bu derece Trabzonluğumu hiç unutmadım. Hiçbir zaman İstanbul'a yerleşmiş bir Trabzonlu Trabzon'da iş kurmamıştır. Ben hem iş kurdum, hem her ay Trabzon'a gider, oranın suyundan, hamsisinden, dağındaki hamsi köyündeki süt tazından gidip yemeği kendime bir düstur edinmişimdir. Bunun yanında 25 senedir İstanbul'daki Trabzonların Kültür Dernek Başkanları yürünü modern bir şekilde yürütmekteyim. Bazıları benim Galatasaray'la oluşumdan bir şeyler icat etmek isterler ama ben açık açık söylüyorum. Galatasaray'da faaliyette olmadığım dönemlerde ve Galatasaray Trabzon'un önde gittiği dönemlerde her zaman Trabzon'u maddi manevi desteklemişimdir. Desteklemeye devam ediyorum. Trabzon'un bu yükselişi de bana onur veriyor, gurur veriyor. 1500 tona yakın bir soğuk hava ve şoklama tesisi kurdum. Bir tane 5 yıldızlı oteli başlattım. Şu andaki Trabzon'daki Zorlu Otel benimdi. Onun tekamül etmesini ve yapılmasını temin ettim. Ve o otel Trabzon'a bir renk kattı. Onun dışında her türlü kültürel, sportif, olimpiyat gibi yani üniversite olimpiyatları şu. Onlar da her zaman bir Trabzon'da yaşayan bir Trabzonlu gibi hazır bulunmuşumdur. Bulunmaya da devam edeceğim. Yani Trabzon'un aktivitelerine katılmak bana zevk verir. Oradaki yöre yemeklerini yemekten hala hoşlanırım. Ailemizde ablalarımız hala bu yemekleri en iyi şekilde bize hazırlarlar. Bizim derneğimiz var, orada da bunları yiyoruz. Yani bizim Trabzonluğumuzdan kaybettiğimiz çok şey yok. Gürsoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ergun Gürsoy, müşterilerinin ulusal ve uluslararası koşullarla teknolojiler doğrultusunda artarak çeşitlilik gösteren gereksinimlerini ve beklentilerini aşarak karşılamak, böylece müşterileriyle sürekli bir beraberlik oluşturarak etkin rekabetçi yaklaşımla karlılık hedeflerine ulaşmak olduğunu bildirmektedir. Bizler de Gürsoy Şirketler Grubu'nu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.